Sevgili dostlar, merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Gene güzel bir Ramazan günündeyiz. Allah herkesin orucunu kabul etsin, dualarını kabul etsin. Aslında biz bu yapacağımız şeyin videosunu çekmiştik. Bana bir sürü yorum geldi. Geçen sene çekmiştik bu videoyu. Dediler ki bu meşakkatli, biraz yapması zor. Ayhan abi, bunu nasıl kolaylaştırabiliriz diye. Şimdi yeniden çekme ihtiyacı duydum. Hanımlar, beyler, İzlerlerse şimdi daha kolay, daha pratik nasıl yapacaklarını anlatacağım. Bugün ne yapıyoruz? Gene Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden Halep kahkesi, namı diğer Ramazan kahkesini tekrar çekeceğiz. Ama bu sefer size yapılışının çok kolay bir yöntemini göstereceğim. Artık evde çocuklar bile yapabilecek bunu. Çocuklar bile yapabilecek. Yeter ki malzemeyi katın, çocuğun önüne koyun, çocuk da yapsın yani. Pratik ve kolay. Ramazan kahkesi yapışına, Halep kahkesinin yapılışına başlayalım. 3 bardak unu koyduk. Bir tane marketlerde görülen mayamız var. 1 bardak toz şeker koyacağız. Çay bardağı. 2 kaşık kadar tuz koyduk. Süt koyduk. 1 çay bardağı, 1 çay bardağı sıvı yağ koyduk. Şimdi bunları eriteceğim. Biraz da ılık su katacağım. Ondan sonra mahlebini de katıp dinlenmeye alacağım. Şeker, tuz ve mayayı şimdi eritiyoruz. Ne kadar yumuşak olursa pamuk kim olur. Ama çok yumuşak olursa da bu sefer ele yapışır, işleyemezsiniz. Hamurumuzu yoğurduk. Un kalitesi diye bir şey var. Her unun kendi karakteri farklıdır. Bazısı suyu çok alır, bazısı suyu az alır. Bizim biraz daha bir bardak kadar daha un ilave ettik. Suyun da tamamını koymadık. Şimdi de 20-30 gram kadar mahlep koyuyoruz. Zaten bunun bütün lezzetini veren mahleptir. Ben mahlebi de yedireyim. Ondan sonra hamur iyice mayalansın. Yapım aşamasında beraber olalım. Ben bu kabın içinde yoğuramayayım. Alışmışım. Şimdi hamurumu özdeşleştiriyorum. İyice özleşsin ki gayet güzel olsun. Sevgili takipçilerim, hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz güzel mayalandı. Oo, mal tam yendi olmuş. Şimdi size basit bir şekilde nasıl yapacağınızı anlatacağım. Evet, Alev. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzdan şöyle biraz aldık. Normalde bunu kâhkeciler fitil fitil yapar ya sevgili dostlar. Ben size bunu daha kolay nasıl yapılacağını anlatacağım. Mayasına geldikten sonra, böyle kabardıktan sonra şöyle küçük küçük keseceğim. Hani bunu kâhkeciler fitil fitil yaparlar ya. Siz de bunun elinizde böyle küçük küçük bezeler yapın. Sevgili dostlarım. Şurada azıcık kalmış. Nimet boşa gitmesin. Diyeceksiniz ki, ya Ayhan abi, biz bunu yapıyorduk evde. Zorlanıyorduk ya da ya biz bunu yapıyorduk zaten aynısını da diyebilirsiniz. Çünkü yapabilen vardır mutlaka eminim. Gelişi güzel atıyorum şimdi buralara. Ağacına şeyle. Bundan dikilene çıksın. Abi dikilene çıktı de. Şu tane küçük olan varmış ona tamamlayacak. İşte tamam mı? Böyle küçük bezeler yaptınız mı? Gördüğünüz küçük bezeleri. Şimdi gelelim şeye. Hani vardır ya kâhkeciler şeyle fitil yaparlar. Fitil yapar ondan sonra şeyle toplar şeyle derler ya. Bunu benim takipçilerim sağ olsunlar dediler ki Ayhan abi biz bu fitil yapmayı beceremedik. Olmadı. Nasıl edek dedi. Gelin ya ağa size Halep kâhkesinin. Yaklaş başkan. Şöyle şunu şeyletteyiz ben bak gördünüz. Şöyle güzel avucunuzun içine alın. Böyle tırnaklarınızı avucunuzla birleştirin. Zaten böyle bir yuvarlak gülle gibi bir şey olur bu. Şunu şuraya koyduk mu? Bakın sevgili dostlar. Şunu da şuraya koyduk mu yanına? Çok birbirine yaklaştırmanıza gerek yok. Ev usulü bu. Bunlar misket şeklinde yapın yani şeyler.
Bunu bu şekilde yaptıktan sonra üstün başka bir tepsi varsa kapatın. Yarım saat bir dinlendirin. Sonra üstüne pekmezini çalacak. Küncüsünü döşeyecek. Ondan sonra fırına verecek. Halep kahkesinin yapılışının en kolay yolu bu. Hele fitillemeyle falan biz uğraşamazdık. Biz usta değildik. Evet, şimdi basit halep kahkesini tarif ettik. Dediğim gibi kıvrım kıvrım yapmaya gerek yok. Bakın, ikinci mayasını da aldı hamurumuz. Az bir şey pekmez sulandırdım ben. Gelenekselinde bu var. Haşeyle şu pekmezden küçük küçük üstüne sürün şöyle sevgili dostlar. Bak bak bak. Şöyle çok olmamak kaydıyla. Maksat susam tutsun üstünü. Hem şirinlik verir. Kimse yanlış anlamasın. Kimse garip karşılamasın. Bu hakikaten şu yöntemle çocuklar bile yapar. Hamuru yoğurun. Küçük uşağınız varsa verin eline. Oyun hamurlarıyla oynamış gibi. Şekil veremeyenler için pratik. Halep kahkesi. Daha önce paylaştık. Evet, haklısınız. Sevgili dostlar, öyle fitil yapmak bilmem ne biraz uğraştırıyor. Sizler de evde kolay yapın. Bu şeklini öğrenin diye yardımcı olalım dedik. Şöyle küncüyü de atayım. Oh. Yüzü kızarıncaya kadar takip edin. Takip ederek pişirin yani. Mabal bende kalmasın yani. O kadar da size dakika vermeyeyim yani. Oo, küncüsü de bol oldu. İyisin uşaklar. Evet, küncüsünü de attık ha. Gelin beraber fırına gidelim. Mis mis mis. Yemin ederim. Teze gelin döş hakim olmuş yavrum. Vallahi teze gelin döş hakim olmuş. Sıcak sıcak hemen şunu yağını da çalayım. Bunun üstüne yağ sürerseniz hem parlar. Geçtiğimiz sefer de söyledim sevgili dostlar. Bulursanız susam yağı. Yani biz şirik dedik Antep'te. Şöyle hafif yağlayalım. Hem parlatır hem yumuşak düşürür. Teze gelin de öşeğe kim oldu? Vay 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 vay. Aman Allah tövbe. Aman Allah tövbe. Ben nerelere gideyim Allah. Olmuş değil mi? Kameramanım kafa sallay. Şimdi bir tane şuradan bakayım tadına. Sevgili dostlar. Abo. Üf. Gel hele gel detay gel detay. Gel 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 detay gel. Gel detay gel detay. Bak bak bak. Şuraya bak şuraya. Of 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 of. Yanıyor yanıyor yanıyor. Aman Allah tövbe. Mahlek kokusu. O şirinlik. Allah Allah. Elim yandı. Evinizde yapın yiyin. Allah'ını sevdiklerim. Sevgili takipçilerim. Bize afiyet olsun. Size de yapmak için bu güzel videoyu izlemek olsun. Uşaklarınıza yapın yedirin. Hem kültürünüzü yaşatın. Kültürünüzü öğretin. Hem de böyle lezzetli şeyler yiyin. Aman Allah ben öldüm. Hele gel yorum kızım gel. Hele 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 hele. Melefe gibi bu ne lan? Öf.